Artar mı? Olur. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını yeni ve eski meclis üyeleriyle gerçekleştiren CHP yönetimi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadağ, Alanya için bu seçimin en güzel yanı kimsenin burnu kanamadan geçmesi dedi. Hiçbir böyle aksi bir durum olmadan, korkutucu bir durum olmadan demokrasi havası içerisinde ve demokratik bir ortam içerisinde bunu atlattık. Tüm halk, Alanya halkına bu konuda ben teşekkür ediyorum. Bütün adaylar kendi programlarını özgürce gerçekleştirdiler ve projelerini açıkladılar. Seçimin sonucuna saygılıyız diyen Karadağ, sevindirici yanı Antalya'yı kazandık. Üzücü yanı ise Alanya'da kaybettik ifadesini kullandı. Bizim Büyükşehir'de Sayın Muhittin Böcek başkanımızın seçilmesi, üzücü yanımızın ise ittifak ortağımız Abdullah Sönmez'in seçilememesi idi. Ama dediğimiz gibi bu bir yarıştı, bu bir halkın kendi hür iradesiyle verdiği bir karardı. Buna da çok saygı duyuyoruz. İYİ Parti ile ittifak halinde seçimlere girdiklerini söyleyen Karadağ, ittifakın sadece bu seçimler için değil, bundan sonraki tüm çalışmalar için de devam edeceğini söyledi. Bu seçimlerde İYİ Parti ile birlikte bir ittifak halinde seçimlere girdik. Bizim ittifakımız sadece seçimler değil, bundan sonraki tüm yapacağımız çalışmalarda, tüm eylemlerimizde bu ittifakımız devam edecek. Yani biz Alanya'yı nasıl yönetebiliriz, nasıl birlikte tavır geliştiririz, nasıl eksikleri tekrar ortaya dökeriz, bu gene ittifakımızın devamı şeklinde olacak. Elbette ki parti tüzüğümüze, partimize göre de biz gene çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama hiçbir zaman ittifakımızı dışlamadan, ittifakımıza herhangi bir şey söylemeden ve daha da güçlenerek bu ittifak çalışmalarımız devam edecek. İYİ Parti'nin ilçe başkanının söylediği sözleri soracaksınız bana diyen Karadağ, soruya sormadan cevap verdi. Yücel Başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Çok uyumlu bir çalışma gösterdik. Yani bu çalışma bundan sonra da devam edecek. Bu tür söylemler bizim davranış ve hareketlerimizi engellemeyecek dedi ve sorun olmayacağı mesajını verdi. Ben öncelikle Yücel Başkanıma da buradan gerçekten sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Çok halisane, çok uyum içerisinde bir çalışma gösterdik. Yani bu çalışma bundan sonra da devam edecek. Bu tür söylemler bizim bu tür davranışlarımızı, hareketimizi kesinlikle engellemeyecek. Kendisine ayrıca gerçekten teşekkür ediyorum. Zaten bu dünkü bizim teşekkür şeyimizi de onu bildirdik. Muhittin Böcek bir söz vermişse bu sözlerin tamamı yerine gelecektir diyen Karadağ, mazbatayı almasından sonra ittifak ortağı ile kendisinin ziyaret edeceğini söyledi. O sözlerimizin tamamı yerine gelecek. Ancak Sayın Başkanımız yerini alsın, yani mazbatasını alsın. Bunları biz daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ancak Muhittin Böcek Başkanımızın şöyle bir sözü var idi. Ben eğer Antalya'da seçilirsem, Alanya'da Abdullah Sönmez seçilirse biz birlikte yöneteceğiz idi. Biz gene tabii ki tebrik için ve hayırlı olsun için ben telefonla görüştüm. Ancak tüm arkadaşlarımıza bir Antalya ziyaretimiz olacak. Orada bu konuları daha ayrıntısıyla, üstelik İYİ Parti ile birlikte gidip bu ayrıntıları konuşacağız kendileriyle. Hiçbir şey olmaz çünkü biz bu zamana kadarki verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Ama tabii ki bu sözümüzün mutlaka biz Büyükşehir olarak Sayın Muhittin Böcek daha önceki zaten Konya altındaki bir 20 yıllık idaresinde yaptıkları yapacaklarında teminatı ama biz burada bunu biz kendi imkanlarımızda yani Antalya ölçeğinde mutlaka yapacağız. Ama bizim ayağımıza çelme takılır, farklı bir takım şeyler, gelişmeler olursa ayrı bir konu tabii o zaman değerlendirilir bu. Ama verdiğimiz ve verdiğimiz her sözün arkasındayız ve bunu da yaparken Millet İttifakı olarak Alanya'da çünkü birlikte gittik, birlikte yapacağımızı tekrar teyit ediyoruz. Demaş kararına ne zaman itiraz edeceksiniz?